İyi günler. Bugün size ayak bacak damar tıkanıklığından bahsedeceğim. Biliyorsunuz damar sistemi bir birleşik kaplar sistemi gibidir. Kalbimiz kanı pompalar ve aorta dediğimiz ana damardan çıkan diğer damarlar dallara ayrılarak ve en sonunda kılcal damarlar oluşturarak tüm vücudumuza dağılırlar. Dolayısıyla bir kişinin eğer kalp damarlarında bir tıkanıklık söz konusu ise bilin ki bacak damarlarında, boyun damarında veya beyin damarlarında da az çok tıkanıklık olabilir. Size daha önce ateroskleroz dediğimiz bu damar içi plaklanmasının nasıl olduğunu anlatmıştım. Eğer kolesterolünüz yüksekse, şeker hastalığınız varsa, tansiyonunuz yüksekse, sigara içiyorsanız veya şişmansanız, yani bu risk faktörlerinin bir veya birkaçı sizde varsa, LDL adını verdiğimiz küçük densiteli kötü proteinler, kötü lipoproteinler, kötü kolesterol damar epitelinden içeri geçerek orada sarı renkli aterosklerotik plakların oluşmasına neden olur. Dediğim gibi bu plaklar kalp damarında da olabilir, bacak damarında da olabilir, bağırsak damarlarında olur bazen ve boyun damarlarında, beyin damarlarında olabilir. Bugün bacak damarlarındaki sorunu göreceğiz. Bacak ayak damarlarında daralma, tıkanıklık olan hastaların ilk şikayetleri ayaklarındaki güçsüzlük, özellikle yürüyünce gelen baldır ve bacak ağrılarıdır. Bu kişiler belli bir süre hızlı yürüdükleri zaman özellikle bacaklarında, ağrılarında bir ağrı hissederler ve durmak zorunda kalırlar. İlk anlarda bu ağrıları çok önemsemezler. Hatta durdukları zaman böyle biraz vakit geçirirler, vitrinlere bakarlar. O yüzden bu hastalığa vitrin hastalığı adı da verilir. Ağrı böyle birkaç dakikalık bekleme ile hemen geçer. Ondan sonra tekrar yürümeye devam ederler ve belirli bir kas ağrısı olduğunu zannederler. Çok önemsemezler. Halbuki esas sorun bacaklara giden damarlardadır. Nasıl ki kalp damarlarında hafif plaklar olan kişilerin hiçbir şikayeti olmuyorsa, bacak damarlarında da hafif darlıklar olması herhangi bir şikayete neden olmaz. Bu kişiler koşabilir, yürüyebilir, tenis oynayabilirler. Herhangi bir şikayet hissetmezler. Ama plakların miktarı artarsa, eğer damar lümeninin %50'sinden fazlasını tıkamaya veyahut da damarlardan biri tam tıkanırsa, o zaman bu şikayetler ortaya çıkabilir. Bacaklarımda yürürken ağrı hissediyorum. Evet. Yaklaşık 200-300 metre sonrasında. Önce hangi ayakta başlıyor? Önce sağ ayakta başlıyor. Ama bundan önce solda başlıyordu. Şimdi her iki bacağınızda da ağrı var. Evet, doğru. Bir de göğsünüzde ne var dediniz? Çok hafif bir yanma oluyor. Yanma oluyor. İleri dönemlerde yani birkaç damar tıkalı olursa veya darlık çok şiddetli olursa ne olur? İstirahatte ağrılar başlar. Bu kişilerin ayakları soğur. Damarı tıkanık olan bölge soluk bir renk alır. Dediğim gibi istirahat ağrıları olur. Daha sonra o bölgeye gelen iyi beslenme olmadığı için, damar tıkanık olduğu için kıllarda dökülme olur. Tırnaklar bozulur. Ayak uçları soğuk, soluk olur. Tırnaklar solar ve kalınlaşır. Tecrübeli bir doktor hastanın ayaklarını elle muayene ederek, damarları palpe ederek, atıp atmadığını, güçlü atıp atmadığını kontrol ederek hemen teşhisi koyabilir. Gerekirse ileri tetkikler istenir. Doppler tetkiki dediğimiz bir aletle damarın akışkanlığını, açık olup olmadığını, darlığın ne kadar olduğunu, içinde akan kanın hızını ölçmemiz ve teşhisi kesinleştirmemiz mümkün. Ancak demin söylediğim gibi teşhis hastanın kendisi tarafından bile çok kolay konulabilir. Eğer hızlı yürüdüğünüzde özellikle baldır kısmına, bacağınıza bir ağrı geliyor ve durup dinlenmekle birkaç dakika içerisinde geçiyorsa bilin ki ayak damarlarınızda bir sıkıntı olabilir. Hele sigara içiyorsanız, tansiyonunuz yüksekse, şeker varsa, hafif şeker bile olsa, bu şikayetinizle birlikte varsa mutlaka bir doktora görünmeyi ihmal etmeyin. Peki tedavi var mı? Tabii ki var. Eğer böyle bir şikayetiniz varsa ve doktorunuz size damarlarda tıkanma olduğunu söylediyse, muhtemelen size anjiyo yapmayı veyahut da
aynı kalp damarlarına olduğu gibi bacak damarlarına da stent konulmasını vesaire önerecektir. Ancak benim size önerim aynı kalpte olduğu gibi yağsız, şekersiz ve vegan bir beslenmeye geçerek, yani tüm hayvansal besinleri keserek sorunu çözebilirsiniz. Bu konuda nasıl besleneceğiniz konusunda daha ileri, daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız lütfen YouTube'a Murat Kınıkoğlu kalp hastaları nasıl beslenmeli diye yazın. Orada 3 tane arka arkaya bir seri halindedir video var. Orada nasıl beslenmeniz gerektiğini anlatıyorum. Onu uygularsanız çok kısa bir süre içerisinde, birkaç ay içerisinde ayaklarınızın rahatladığını, sizi birkaç yüz metrede rahatsız eden bu bacak ağrılarının geçtiğini veyahut da çok ötelendiğini, çok daha zor geldiğini göreceksiniz. Şimdi bacak damarlarında böyle bir tıkanıklık sorunu olan hastama 3,5 aylık bir yağsız, şekersiz, vegan beslenme ile nasıl düzeldiğini görelim. Murat Beyciğim, biz 3,5 ay önce görüşmüştük. Ayaklarınızda damar tıkanıklığı vardı ve yürürken ağrınız oluyordu. Bu 3,5 ayda yağsız, şekersiz, bitkisel beslendiniz. Olumlu bir değişiklik gördünüz mü? Evet, gördüm. 3,5 ay öncesine nazaran yürüme mesafelerimde, rampa yokuş mesafelerimde ciddi bir artma oldu. Yani ayağınıza diyelim düz yolda ağrı geliyordu. Kaç metrede geliyor? 600-700 metrede gelirken şimdi 8-10 kilometrede geldi. Şimdi 8-10 kilometre yürüyorsunuz, evet. Ve ağrı neredeyse gelmiyor. Erdar Beyciğim, bir de göğsünüzde yanma oluyordu. Üzdeki o daha önceki yanmalar kayboldu mu? Evet, kayboldu. Onlar şimdi yürürken herhangi bir göğüs yanması oldu. Hayır, hiçbir şey olmadı. Dostlarım, ister kalp damarları, ister boyun damarı, ister bacak damarı olsun, damarlarınızın sağlıklı olmasını istiyorsanız, plaklarla kaplanmamasını, daralmamasını, ileride size sorun teşkil etmemesini istiyorsanız lütfen vegan olun. Tüm hayvansal besinleri kesin, şekeri kesin ve yağın her türlüsünü kesin, damarlarınız sağlıklı olsun.